Dinamik ve kreatif yapısıyla çözüm ortağınız olan Pat Product and Software House 2021 Atilla Gökova Sailing ana sponsoru. Birlikte daha güçlüyüz. Şu an tam kalamış tutuyor. Evet, tekne yatmaya başladı. Ben mümkün olduğunca dümende küçük hareketler yapıyorum. Ben hareketi büyütürsem bütün teknenin yapısı bozulur. Bu video tamamen doğal eğitimimizin içinden alınmış parçalardır. Fazlası için hepinizi güverteye bekleriz. Orsala. Şimdi bu iyi trim diye böyle bas bas bağırdığımız bir konsept var. Bunun da bir takım sebepleri var. Şimdi birincisi bizim tabii ki hiçbir zaman şeyi iddia etmiyoruz. Böyle bir tekne alın, aman böyle teknelerle gidin. Böyle bir şey değil. Bu bizim yelken okulumuzun yarıştığı, işte kendi prestiji için yarışlara iştirak ettiği, aynı zamanda ileri seviye eğitimleri verdiği tekne. Normalde eğitim teknesi ve gezi teknesi farklı şeylerdir. Yani eğitim teknesinin işte eğitimle ilgili gereçleri vardır. Atıyorum o tekne devamlı üstüne kursiyer bindiği için ona göre donatılır. Ve charter yapmaz bu tekneler. Yani eğitim teknesi başka bir konsepttir. Normalde yelken eğitimi de başka bir konsepttir. Yani İngiltere'de yelken okuluna gittiğinizde adam farş tahtlarını açar. Hadi arkadaşlar bir temizleyelim der. Elinize çarşaflarınızı verir, yataklarınızı yaptırır. Çünkü denizde yaşamın tamamı bir konsepttir. Tabii ki biz kendi ülkemizde bunları gitgide yumuşatıyoruz. Çünkü her milletin de başka bir algısal farklılıkları var. Şimdi yarış eteği bir yarış teknesi. Kesinlikle bu tekneyle ben de tek başıma çıkıp gidip bir yerde çapa atıp keyfimi yapıp gelemem. En az 3-4 kişinin üstünde olması gerektiği, her şeyin tamamen analog olduğu, tamamen sürat üretmek için, iyi yelken yapmak ve iyi his alabilmek için dizayn edilmiş bir tekne. Dünyada bir tane vardır. Söylemekten hep çok keyif alırım bunu. Rob Humphries diye bir çok ünlü bir designer'ın kendi oğluna yaptığı bir tekne. Bir tane yapıyorlar. Girmeleri gereken yarışlara giriyorlar. Kazanmaları gereken yarışları kazanıp satıyorlar. Yarış tekneleri maalesef yarış atları gibidir. Belli bir ömürleri vardır. Performansları düştüğünde hemen el değiştirir. Daha amatör yarışçılara gider ya da yelken okullarına gider. Böyle bir döngüsü vardır. Ama benim için özel bir teknedir. Ve sistemde olmasının en önemli sebebi de trim yapmakla ilgili bütün şeyleri, hassasiyetini bununla anlatabiliyoruz. Çünkü bütün enstrümanlar var. Artı bir atıyorum 10 santim bir şey yanlış saldığınızda teknenin tepkisini algılayabiliyorsunuz. 20 santim bir şeyi fazla çektiğinizde, hatta 2 santim fazla çektiğinizde tepkisini anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden ileri seviye yelken eğitimi ve trim yapmayı anlamak için yarış eteği hayatımızda olacak. Ama tabii ki işte atıyorum yanaşma ayrılma eğitimini işte gezi atinde veriyoruz. Daha konforlu charter'dır vesairedir. Onu keyif atide yapıyoruz. Ama bunun konsepti başka ve bu da benim üstünde bulunmaktan en çok keyif aldığım tekne. Çünkü ben kendim tekneyle denize çıkacaksam bununla çıkıyorum. İyi trim diye altını çizmemizin özel sebebi şu. Kimsenin çok ileri seviye bir yelkenci, acayip bir yarışçı olması gerekmiyor. Ama trimle ilgili bazı temel iyi noktaları öğrendiğinde teknesindeki özellikle amatör yolcuyu, yani siz karı koca bir tekne aldınız.
kaptan sorumluluğunu siz alıyorsunuz ve eşinizi dostunuzu gezdiriyorsunuz. Ehliyette profesyonel de yazsa, amatör de yazsa kaptan kaptandır. Kaptanın da belli can taşıma yükümlülükleri vardır ve bunu yaparken de konusuna hakim olmalıdır. Normali bu. Ve iyi trim yaptığınızda teknenize, teknenin dalga salınımı, dalgadan düşmesi, tekneye binen yükler gibi bir sürü faktörü daha iyi hale getiriyorsunuz. Ama bunları her teknede yapabilirsiniz. Bazı şeylerin olmaması diğer teknelerde, o bazı şeyleri yapamamanız için değil, onlara gerek olmamasıdır. Atıyorum nedir? Bu teknede runner diye bir sistem var. Runner sistemi ne yapar? Standart teknelerdeki kıç istiralyadan farklı olarak direği sağancaktan, iskeleden bir de tepeden bükebilecek 3 tane ayrı halat kullanır. 2 tane de ortadan gider. Onların adı da checkstay'dir. Şimdi görmüyorsunuz, söktüm onları. Onlar da direkt dalgalı bir havada direkt ortadan hareket etmesin diye sabitleyici unsurlardır. Hiçbir teknede bu kadar ihtiyacınız yok. Bu yarışmak içindir. Ama bilmeniz gereken şey kıç istiralyanın hayatınızda ne yaptığıdır. Kıç istiralya dediğimiz parça direği arkadan tutar. Birinci görevi bu. Bir sağlamlık faktörüdür. İkinci görevi, direğin tepeden arkaya doğru büktüğünüzde biz buna bending deriz. Direğe bend verdiniz. Direğe bend verdiğinizde ana yelkenin tepesindeki 1/3'lik bölümü rüzgar altına doğru açarsınız. O zaman ne olur? Sizin ana yelkeninizin tepesindeki kuvvet azalır, teknenizin yatması azalır ve oradan bir dışarıya hava gönderirsiniz. Çünkü biz bazen bir yelkenin tamamını kullanmak isteriz, bazen de kullanmamak isteriz. Çünkü direğin tepesindeki 1 kilonun salmaya olan efekti 9 kilodur. O yüzden bizim için ana yelkende, özellikle furling olmayan yelkenlerde en önemli bölüm tepe 1/3'lik bölümüdür. Kıç istiralyeyi çekmek tepedeki 1/3'lik bölümü rüzgar altında doğru açar. Ama sonra döndünüz pupaya. Pupaya döndüğünüzde de dediniz ki ya şu an çok güzel esiyor ve ben daha fazla sürat üretmek istiyorum. O zaman kıç istiralyanızı da salarsınız. Ne kadar salarsınız? Standart bir gezi teknesinde direkt ortaya gelecek kadar salarsınız. Standart bir gezi teknesinde bu direkt öne gitmez. Gitmemelidir de. Yarış teknesinde gider. Bunu da daha öne de atabilirsiniz. Ve sizin direğiniz düz olduğunda hem gün görmez yakınız kapanır, hem ileri itme momenti artar. Çok karmaşık anlatmamaya çalışıyorum. Ve sürat üretirsiniz. Ama ola ki pupada giderken de birden bir sağanak geldi ve tekne broç yeme eğilimi dediğimiz rüzgara dönme eğilimine girdi. O zaman artık kıç istiralyeyi salmak, çekmek gibi bir vaktiniz olmaz. Çünkü o daha uzun süreli bir harekettir. Hemen koşar pupa palangasını salarsınız. Çünkü pupa palangası da adı üstünde pupa da kullanılan bir enstrüman. Nasıl Orsa'da kıç istiralyeyi çekince gün görmez yakası açılıyorsa, pupada da pupa palangasını salınca gün görmez yakası azalır. Direğin tepedeki 1/3'lik bölümündeki ağırlık yük gider. Tekne normalleşir. Yine yapması gereken süreti yapar ama kontrolünüzden çıkmaz. O sağanak geçtiğinde de, o problem bittiğinde de palanganızın tekrar boşunu alırsınız ve devam edersiniz. Bu tarz detayları bilmenin hiç kimseye bir zararı yok. Ben mesela geleneksel navigasyona ne gerek var? Artık harita var, chart motor var, onun yedeği var, şu var, bu var diye sayan insanlara diyorum ki geleneksel navigasyonu bilmek denizcinin kendisine ve denize olan saygısındandır. Bilmeyebilirsiniz, bilmeden hayatınızı idame de ettirebilirsiniz. 1/1000 başınıza gelmeyecek bir şey gelmeyebilir. Ya da 1000 kere denize çıkmazsınız, o 1/1000 istatistiğine girmezsiniz. Ama bilmiyor olmakla övünmek ya da bilmenin gerekli olmadığını fanatik şekilde savunmak yanlıştır. İyi bir denizci 1/1000 olacak bir iş için kendisini donatır, yolcusunun güvenliğini alır. O yıldırım düştüğünde ya da Amerikalı GPS'i kapattığında, ters çevirdiğinde, ki bunların hepsi başımıza gelmiştir, kendi yolcusunun güvenliği anlamına, arkadaşlar panik olmayın, benim haritalarım burada, bakın bu el pusulam. Şimdiki haritalarımızı aldım. Koordinatlarımız burası. Şimdi bu yöntemle buradan buraya gideceğiz diyebilmelidir bir kaptan. Şimdi biz yelkenleri açacağız çıktığımızda. İlk başta bir yanlış ayarlar yapacağız. Yani ben her şeyi bir yanlış yapacağım. Oradaki rahatsızlığı hissedeceğiz. Ondan sonra ayarlarımızı alacağız. Tekne bir akmaya başlayacak. Hele ki pupa gideceğimiz noktada sürat, şimdi Orsa'ya döndüğümüzde bir kıyamet kopuyor gibi olacak. Atıyorum 17 esiyor. Biz de 7 gidiyoruz. Hissiyatımız 24. Gerçekle zahiri rüzgar dediğimiz fark o. Ben böyle gidiyorum. O da bana böyle geliyor. Kafa kafaya gelmişiz. Benim hızım 7 knot bile olsa o bana 17 knotla vuruyor. Relatif efekt 24 knot. Ama o 17 eserken ben arkamı döndüm. Onunla gitmeye başladım. Hissettiğim 7 knot artık. O yüzden o farkı anladığımızda, bu yüzden arkadan gelsin nasıl gelsin
gelirse gelsin deriz. Bir fırtınada döneriz pupaya. İlk limana kaçarız. Sebebi o. Çünkü dönüp kaçtığınızda zahiri farkından dolayı neredeyse yarı yarıya daha kolay hale geliyor hayat. 30 esiyor, 7 gidiyorsunuz. 37. 30 esiyor, 15 pupa gidiyorsunuz. 15. Hissiniz, armadaki yük, his, hepsi vesaire. Ama böyle bir fırtınadan kaçarken pupada sürat üretmeyi öğrenmezsek o zaman 30 eser, biz 5 gidiyorsak yine 25'i sırtımızda yeriz ve yine hayatımız kabusa dönüşür. Ama teknemizin gidebildiği bir sürat var. O sürati üretebiliyorsak hem rahat kaçarız, hem eğlenceli hale gelir, hem de kaçmamız gereken süreden belki önce bile kaçabiliriz. Hafif havada araba öne, orta havada ortaya, sert havada arkaya. Ana yayken sert havada araba rüzgar altına, orta havada ortada, çok hafif havada, yok havada da en rüzgar üstünde. Sistem bunun üstüne kurulu. Şimdi bunları yaptıktan sonra da inceler başlıyor. Atıyorum ana yelkenin alt yaka gergisini ne kadar çekeceğiz? Cenova'nın mesela gün görmez gergi ipini çektik. Onu niye çektik? Onu ne zaman çekeceğiz gibi. Her tramola attığınızda o gün görmez gergi ipi yerinden çıkar. Onun için dizayn edilmiştir. Gün görmeziniz pırpırlarsa havayı tutamazsınız. Verimsiz tutarsınız daha doğrusu. Artı yelkeni yırtarsınız. Gün görmez gergi ipinin amacı o. Etekte de vardır ve bütün teknelerde var. Mesela bugün görmez gergi ipi bütün cenovalarda var. Ama eğer onu çok sekerseniz, böyle sonuna kadar çektiniz, bir de kilitlediniz tramola da çıkmasın diye. O zaman yelken böyle olur. Hava eser eser, ufaltırsınız yetmez ufalttınız. Ufaltırsınız yetmez. Yelkeni ufaltmadan önce yelkeni verimsiz kullanma bölümü var. İyi trimde aslında onu konuşuyoruz. O yüzden cenova arabalarını arkaya aldık. İskotayı çektik. Tepeyi açtık. Ana yelken arabasını rüzgar altına aldık. Bütün yelkenin çekilecek her şeyini çektik. Mandırını çektik. Alt yaka gergisini çektik. Flat yaptık yelkeni. Bir de rüzgar altına saldık. Cenova arabası arkada. Bu bizim sert hava orsa seyirimiz. Bu yaptıklarımız yetmiyorsa. Ha ondan sonra dedik ki yelkeni ufaltalım. Ali abi dümene gelsene. Yeke sende abi. Tam yekenin karşısına gel. Yeke sende. Tabii ki dümenden farklı. Çekince kafayı açacak, itince orsalayacak. Böyle söyleyince daha kolay. Ortada bir hava dalga yok. 7,5 gidiyorsun. Çok güzel. Ana yelkenimin orsa yakası pırpırlıyor. Demek ne yapmamız lazım? Biraz aç kafayı abi. Ana yelken ıskotamızı dolduruyoruz. Iskota. Evet, doldur. Rüzgar çok değişiyor bu. Ve her değişime ayak uydurmaya çalışacağız. Evet, güzel, ana yelken doldu. Bak, teknen Ali abi ne zaman dümeni unutur ya da bırakırsan teknen rüzgara girer. Evet. Çünkü bunlar rüzgara girmek için dizayn edildi. Sen de ona girmesin diye direnirsin. Kafayı açmazsın ama direnirsin. Ve o sayede düz gidersin. Cenovan pırpırlıyor, ana yelkenin pırpırlıyor, her şey dağıldı. Ya dümenci kafayı açacak, rotayı değiştirecek ki istemiyoruz. Ne yapıyoruz? Cenova skotasını dolduruyoruz. Ana yelken doldu. Tamam. Cenova'yı tek başına alamaz. Bir kişi daha oraya. Anlattım ya işte 20 esiyor. Sen 10 gidiyorsun. Teknenin üstündeki kuvvet 10. O 10 kuvvet bir tek senin sırtındaki kuvvet değil. Armanın sırtındaki kuvvet. Direniyorsun. O kafayı açmaya başladığında da topluyorsun. Hop, şimdi bak topluyorsun. Hep santimlerle. Ayarı güzelse çünkü hiç santime kalıyor. O tepeyi uçuramıyorsan palanganla da oynayacaksın. Şimdi al biraz abi, doldur onu. Tamam. Gördün mü? Biraz daha sal. Evet, şimdi uçmaya başladı. Diyor ki tekne, palangan çok çekik. Peçeteyi tutun böyle gerin. Ne olur? Peçetenin en önünden tak diye kıvrılır. Peçeteyi salın, hop ortadan da kıvrılmaya başlar. Evet, hava sertleştikçe mandar tansiyonu artar, hava hafifledikçe mandar tansiyonu düşer.
Tamam, şimdi toplayın dümeninizi. Toplayın dediğimizde ortaya geliyoruz. Artık bu açıda gitmeye başlıyoruz. O kar artı olan rüzgarın şiddetinden daha hızlı seyahat eden başka küçük bir rüzgar. Neden oluşur bu? Atıyorum o tepenin üstünde bir sıcak hava, toprak soğumuştur. İçindeki sıcak havayı bırakmıştır. O vın diye gelir, eser gider. Stabil değildir. Evet, şimdi siz direniyorsunuz. Sağanaklar öyle oluşuyor. Ama o sağanakları da rüzgarın denizin üstteki hareketinden algılayabiliyoruz. Şimdi açı genişledi. Hava da çok sert değil. Runner'ı biraz daha salıyorum. O camandan alatı. Yelkeni ufaltmak istersen bu alt yaka gergisi hayatından çıkıyor olduğu için onu çekiyorsun onun yerine. Evet, şimdi kafayı açıp yine kralıya doğru gidelim. Evet, çekiyorsunuz. Ne yapıyoruz? Hemen Caner Cenova'yı salıyor. Ve tekne başlıyor koşmaya. Ana yelken arabasının yaptığı işi yapan başka bir enstrüman. Araba yoksa yok. Ama ıskotayı salıyorsunuz. Iskotayı çekiyorsunuz. Sadece sizin mesainiz artıyor. Yazık yeni daha. Eğitmen oluyor yani. Benim yelken okulu olan arkadaşım dedi ki yalnız gitme dedi. Yanıma verdi onu. İyi ki de vermiş. Şimdi Bozcaada'ya gidiyorduk niyetimiz. Ya tekneyi durduramadık. Dedik bari Çanakkale'ye gidelim. Çünkü o kadar çok esiyor ki ve kaçacak yer de yok. Hani bir şey bulalım. Boşluk bulalım, yelkenleri indirelim diye dedim ki Çanakkale Boğazı'na gireceğiz. Orada hava azalıyordur. Biraz yavaşlarız, bir fırsat bulur indiririz. Fırsatı bulamadık. Ben çocuğu direğe bağladım, direkt dibine. Orada 45 dakika ana yelkeni indirmekle uğraştı. Biz bu sırada 17 gidiyoruz. Ana yelken indi, sadece Cenova basını 14 gidiyorduk. Ama 40 falan esiyor tabii. En son marinanın önüne geldik. Böyle bir rüzgara hızlıca döndük. Cenova'yı indirdik, marşa bastık, marş almadı. Kıçımızı rüzgara çevirdik, 5 de gidiyordu tekne. O da bizi soktu marina. Tabii. Şeyde. Ha, öyle mi? Karıştırdım. Orsalar. Onlar çok büyük hareketler mesela Caner. Çok daha küçük. Heh, topla. Şimdi zorla. Bakalım ne kadar girecek orsaya. Orsalar. Şu an neredeyse apaz gidiyorsun. Ellerim doldu. İnanmıyorum. Üf. Suyu elimi soktum kamera için. Buz gibi su ya. Bu detaylar kolay alınmıyor.